Merhaba arkadaşlar, benim adım Hamza. Bugün Lumber Tycoon hikayemi anlatacağım size. Biraz gelin bir şey, ama yapma böyle şeyler arkadaşım. Yapma, yapma. Yayındayız, yapma. İTÜ Mühendislik Fakültesi mezunuyum ben. Vallahi geldik buralara, iş verdiler bize. Git dediler, odun kaz. Burada kendine fabrika kur. Git bir şeyler yap. Elimizde de 20 dolar paramız var. Yapacak bir şey de yok. Vallahi geldik. Yapacağız yani. Üstlerimiz ne derse artık. Patron ne derse. Stajyerim ben daha. Yeni geldim buralara. Ben ta Türkiye'den buraya gelmişim var ya. Dur şu baltayı alayım da bir. Tabii ilk baştan başladık yani. Ne yapalım? Dandik baltayla başlıyoruz. Alayım şöyle de. Heh. Kardeşim sen de al. Bu da benim fakülteden arkadaşım. O beni duyamıyor tabii. Fakülteden arkadaşım da kendisi İngiltere'den gelmiş. Garip bir insan. Neden Türkiye'de İTÜ'de mühendislik fakültesinde okuyor hiçbir fikrim yok ama. Bu arada ben mezun değilim. Çok yanlış söyledim. Üçüncü sınıftayım. Vallahi mühendislik yolunda gidiyorum. Böyle giydim üzerime kıyafetler. Tabii kıyafet giydiğinizde mühendis oluyorsunuz zaten. Gidem de ağaç kazam. Vallahi satalım biraz para kazanalım. Ne yapalım? Bu arada arkadaşlar hoş geldiniz yeni gelenler varsa. Ben şöyle bir mevzu düşünüyordum. Böyle farklı bir kıyafet yapıp konservatuvar mezunu olan bir genci canlandıracaktım ama vazgeçtim sonra. İşsiz kalmış böyle. Gelip odun kazıyor burada falan. O tarz bir rap yapacaktık. Vazgeçtim. Neyse oh gidelim şunları bir satam. Ecelman abim de bana yardım etsin. Zengin olacağız arkadaşlar. İTÜ'de mühendislik fakültesi okuyorum ben. Boşuna okumadım bu kadar. İşsiz kalmayacağım. Stajyer 5 kuruş vermiyorlar valla. Yaptığın işleri yarısını bize vereceksin. Yarısı sende falan dediler. Maaş yok ama. Harbi biraz fazla güçlü bir insanım ben ya galiba. Emin değilim ama. Dur şu sohbet şuraya alalım. Valla bayağı kuvvetli, kaslıyımdır. İTÜ'de okurken tabii bol bol fitness'a da gittim. Bu arada üniversite reklamı yapmıyorum. Bildiğim, tanıdığım, gittiğim üniversitelerden bir tanesi İTÜ o yüzden. Valla sokamadık. Gel ağaç, gel ağaç. Ağaç sıkışma orada lütfen. Yapma ağaç ya. Ay kaldık yine. Ulan eski günlerim aklıma geldi. Vay be. Lumber Tycoon diye bir oyun vardır bilir misiniz? Bilir misiniz o oyunu? Onu oynardım ben küçükken. Şimdi mühendis olduk. Yani olacağız. Burada ağaç kesiyoruz. Vay be. Gelecekte burada iyi işler yapmayı düşünüyorum. Buranın başkanlığına falan aday olmayı planlıyorum. Garip planlarım var benim. Bir manyağım, bir tuhafım ben burada. Valla mühendislik okumayı öneririm arkadaşlar. Gelin okuyun. Tabi aynı okulda okumamıza gerek yok. Oyun Umut da benim konservatuvarda okuyan kuzenimin arkadaşı. Ona da selam gönderelim. O da çantasını takmış. Güzel eşyaları koysun. Evet, 137 lira kazandık. Gidelim de o zaman bir arsa marsa alalım. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. SCP falan şey yapmayacağız. Oynamayacağız da. Bugün böyle farklı oyunlar oynayacağız biraz. YouTube'a da bir video çıkmış oluyor bu şekilde. Birader ne haber? İngilizce. Vallahi ben fakültede okurken İngilizce dersini çok boşladım. Hoş İngilizce dersi de yoktu zaten. Ben kendi kendime öğrenmedim. Salak gibi neyse. Abim yes 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 yes. Evet yes. Ne diyelim? Ha, paran yok diyor tabii. Doğru. Gidem de bir iki ağaç daha kazayım. Bak şurada bir ağaç var. Bunu ben alabilir miyim? Oo burada bayağı fabrika falan kurmuşlar. Ne? Dokunayım şuna da benim olsun. O Ecel Reis gel gidelim. Benim laptopumda bir sıkıntı oldu.
Bir dakika. Wi-Fi'den çıkıp girersem. Çok özür diliyorum. Hemen halledeceğim. Chatmet donuyor bende, sonra kötü oluyor. Bilader ne yapıyorsun? Seni de taşırım ha. O kadar kaslı kuvvetliyim ben. Fitness'a gittim 3 sene. 3. senemdeyim. 3 sene fitness'a gittim. Üniversiteyle birlikte. Hocalarla birlikte kampüsteki fitness salonuna gittim. Sen giriyor musun ya içeri? Yok, girmezsin. Tabii sinir edeceğim. İlla girmeyeceğim. Ha, girdi. Güzel. Güzel. Sen de gir. Birader sen bir çık buradan. Bir önümü kapatma. Bir ne yaptığımı göreyim ben. Heh şöyle. Heh şöyle. $199 oldu ha. İyi para kazandık. Dur şu kazmış ağaçlardan da alayım da. Birilerinin kazdığı ağaçlardan. Bu arada kul hakkı falan yok ya. Birileri kul hakkı demiş. Yok öyle şeyler. Kul hakkı falan yok ya. Adam kazmış bırakmış. Biz fakültede ilk önce bitireceksin diye işini öğrendik. Cümleyi düzeltiyorum. İş bitirici olmak gerekiyor. Bize bunu öğrettiler ilk başta. Listeye al yardım edeyim falan diyor. Bilader etme ya. Yani sen zaten aynı fakültede okumadık biz. Seni tanımıyorum. Ece Alman bizim fakülteden de. Sen benim kuzenin arkadaşısın yani. Çok böyle şey yapma. Dur şu ağacı kesmeyeyim ya da dur. Dur şundan alayım. Oh bak burada hazır ağaçlar var. Kazıp bırakmışlar. Oh. Bu arada ismi bilmeyenler varsa ismim Hamza. Buralara yeni geldim. Hikayemi baştan anlatayım. Backstory'mi falan. Arkadaşlar aleykümselam, hoş geldiniz. Roleplay yapıyoruz bu arada, haberiniz yoksa. Anlamışsınızdır artık da. Lumber Tycoon 2'de. Sponsorumuz yok ya. Oo, yalnız oyunu mut bayağı beni şu an etkiledi açıkçası. 500 euro diyor. 500 euro da yani nereden baksan iyi para ha. Okey tamam, sorun yok. Ben seni bir ekleyeyim şöyle oyunu mut. Bilader konservatuvar mezunusun. Sen bu işlerden çok anlamazsın. Ben mühendislik okuyorum. Mühendislik okuyorum ben. Kanka değiliz. Kankalık bir durum yok. Vallahi biraz bir bakalım işlere. O Ecelman Reis whitelist eklerse beni ağlayacağım bu arada. Evet, Discord'dan bana yardırıyorlar. Poyraz uyumaz. Discord'dan gel konuş benimle. Sorun olmaz. O güzel. Bize ağaç yatırımı falan yapıyorlar. Sponsor oluyorlar bize. İyi gidiyoruz ha. 230 liramız var ha. Birazdan şimdi kendime ben burada arsa alayım. Gideyim fabrika kurayım. Otomasyon falan. Sen satıl artık ya. Hadi bence olursun. Evet oldu. Güzel. Ağacı bir kere kestiğinizde bakın bunlar hep mühendislik taktikleridir. Mühendislik taktikleri bilmeyenler varsa öğreteyim size. Vallahi 500 lira dolar ben anlamam. Sen ne diyorsun Ecelman? 100 euro vereyim mi? Ver tabii, ver. Olmaz mı? Ver göndersen bana. Camouflage Astroneer falan demiş. O ne kardeşim benim? O ne? Bilmiyorum ben onu. Bu arada biliyor musun? Çaktırma. Gördüm. Güzel bir şey. Atla. Oo tamam. Konservatuvar arkadaş. Bir dakika, arkada Ecelman abimizi de alsaydın keşke. Ecelman benim kanki ya. Tamam. Birader nereye götürüyorsun? 100 euro vereceğim dedin. Bırak onu köylü o. Ayda konservatuvar okudun tabii. Kalktı değil mi? Bir tarafların. Cahıl diyorlar bana. Ben cahıl mıyım? Burada dur. Delik var burada. Burada delik var. Bu insan eliyle yapın. Ne oluyor? Bu delik kimin? Bana cahıl diyemezsiniz. Ben 3. senemde üniversite okuyorum. Yapmayın böyle şeyler. Bence buraya odun sokarsak burası olacak. Ne diyorsun birader? Neyse sen götür beni. Devam et.
Cinler mi? Bir dakika, bir dakika. Ben fabrika kuracağım. Beni farklı farklı yerlere götürme. Ben burada gideyim insanların bir fabrikalarını ziyaret edeyim. Onlardan biraz ders çıkarayım. Hamza'yım ben, Hamza. Tanımıyor musunuz beni? Bilmeyenler varsa arkadaşlar, benim adım Hamza. İTÜ Mühendislik'te 3. senemdeyim. Burada mühendislik üzerine stajyerlik yapıyorum. Gönderdiler beni buraya. Poyraz uyumaz dostum. Discord'dan ulaşırsın bana. Yayından sonra seninle konuşuruz. VIP server değil ya. Direkt biz ya, direkt girdik. Girdim. Oyun Umut Bey, beni şöyle şu dükkanın oraya bırakırsanız. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Abim artık bana bence bir lan, ama sen yani İngilizce, ben İngilizce bilmiyorum. Bize okulda öğretmediler. Ne diyorsun sen? Ha, para yetmiyormuş. 400 istiyordu galiba. Mühendislikte burada bir numarayı oynuyorum ben. Unutmayın. Bunlar kaç para ya? Ulan bunlar var ya, bir tane transformatör, iki tane LED yani. Bunlar basit şeyler, bu 80 lira çok yani, dolar neyse para. Abim tanıdın mı beni? Ben buraya yakın zamanda gelmiştim, hatırlıyor musun? Balta almıştım. Daha bir gün olmadı. Yok, hatırlamıyorum. İyi. Tamam. İyi, öyle olsun. Öyle olsun. Biz biraz daha para yapalım. Arkadaşlar para... Of, 100 milyon atmış adam. 100 bin atmış. 100 milyon ne ya? Ay, abi, bu kadar da para atmayın ya. Bu kim lan? Tank. Çok iyiymiş. Evet, Oyun Umut konservatuvar mezunu tabii. Maskot olarak geziyor bazen. İşsiz kaldığı için artık maskotluk yapıyor. Yapacak hiçbir şey yok yani. Konservatuvar okumayın arkadaşlar. Mühendislik okuyun. Paşa gibi baltacılık yaparsınız. Neyse, iki tane ağaç kestik. 100 bin lira yaptım bak. Mühendislik sağ olsun. Bir dakika, ben bunu okumadım deminden beri. Ne diyorsun sen ya? You can buy land without loading a... Okay. O zaman load yapalım. No save. Save to... Evet, confirm. Ne oldu bu kayıt muhabbeti, herhalde uzun sürüyor. Vallahi hep bunlar processing, işlemci şeyi. 5 TL'ye döner. Gel birader, gel. İşsizsin sen. Ben sana gel bir döner ısmarlayayım. Bak, 100 bin lira para yaptım. İki tane ağaç keserek. Gel gel. Gel. Gel sana döner ısmarlayayım. Bak, şu ileride bildiğim bir dönerci var. Daha doğrusu bana tarif ettiler. Dur, şunu köşede sıkıştırayım da yiyeyim onu. Böyle oturmalı bir yer var mı? Evet, üyelerimiz, yeni emojilerimiz geldi. HG, HB emojileri. Kullanabilirsiniz. Hatta iki tane de şey var. Harun Rahmi'yle emoji var. Pek sevmiyorum o emojileri ama bakarız. Kullanırsanız falan. Döner ne? Döner ne diyorsun sen? Türkiye'deyiz oğlum biz. Burada dönerci nerede var? En yakın galiba Karşıada'da var. Oraya gidemeyiz şimdi. Boş ver. Biraz para yapalım. Ben bu arada ne yapacağımı bilmiyorum. Ben sadece backstory falan, bunları düşündüm yayın açmadan önce. Böyle kaldık. Çok yaklaşma ya. Korona var. Korona bak. Maskemi taktım ben. Sen taktın mı? Hoş, sen tankın içinde gel. Gelme kardeşim. Döner. Döner. Ne yapalım? Gel o zaman. Gel. Bu araba senin mi? Benim daha lendim yok. Götür beni birader. Geçir karşıya. Bak, karşıda bir tane şey var. Poyraz uyumaz dostum. Hoş geldin tekrardan. Ne diyeyim yani? Sağ ol. RPX gelir ya, biliyor musun? Beklediğim gibi, pardon, çok pardon. Beklediğim gibi olursa gelir. Ben bir otursam. Karşıya dedik, adam bizi volkana çıkarıyor. Ne yapacağız lan? Oğlum bende 2 liralık balta var. Ne yapacağız orada? 2 liralık baltayla ne yapacağız lan?
Burası tutluktu. Oynumut da tabii işsiz kalınca kendini buralara atmak zorunda kaldı. Tabii şehirden ayrıldı. Şehirde yaşayamıyor, anladın mı? Yani para etmiyor. Burada ucuz yani. Ormana gidiyorsun, iki tane meyve buluyorsun, yiyorsun. Adam döner diye çıldırıyor 5 liralık döner diye. Tabii biz mühendis olunca cepte 100 bin lirayla geziyoruz. Hoş, daha mühendis diyemem kendime ama okuyoruz yani. Üçüncü senemizdeyiz falan. Secret Plays, hoş geldin. Ben de diğer save'im de var, merak etme. Bu benim şu an yeniden açtığım bir save. Cebimde 100 lira. Nereye getirdin lan bize? İşte oğlum ne yaptın lan? Gel lan, senin öldüm. Senin ben kanka 500 dolar euro falan diyordun. Ha, burada meyve yiyorum. Tamam dur. Dur ben buradan bir gezeyim biraz. Bakalım buralar nerelere gidiyor. Dutluk olan yerler. Sen arabayla gezdir bizi aşağı. Zıplat o arabayı, zıplat. O şey yapar o. O meme yapmıştır onu. Zıplat o, düzelir. Ay. Lan ha. Aynen bak, düzelecek şimdi. Hop, şöyle bir atlıyorsun, zıplıyorsun. Zıpla, o düzelecek. Dur ben de atlayayım da. Devam et. Aşağı gönder bizi. Ah zıpla. Heh. Heh, bir daha zıpla. Olacak şimdi o, dur. Aşağıda kalmayalım da. Sola binmeyelim. Hadi. Hadi. Lan. Ha. Yaparız lan. Hadi. Ha, yemiyor. Ah. Baltalar elimizde. Mühendislik belimizde. Hayat zor, biliyor musunuz arkadaşlar? Hayat zor. 100 bin dolarım olduğuna bakmayın. O şey. Şey o. Başka bir şey o. Sünnetten kalan paralar onlar. Yanlış anlamayın yani. Ulan bu tankla geziyor. Ne manyak insansınız ya. Mühendislere 200k zam yapıyorlarmış bu arada. Haberiniz var mı arkadaşlar? Aa, RPX YouTube gelmiş. Birader, o ne haber kardeşim? Fakülteden dost bu benim kanka. Mühendis abim, ne diyorsun oğlum? Kankayız biz kanka. Fakülteden. Ne yapayım ya? Nasıl olsun işte. Geziyoruz. Vallahi işimiz düştü buraya. Seni de burada görmek güzel. Galiba bizim sınıfka böyle gelmiş buraya, bizim okul. Fakülte. İyi vallahi, nasıl olsun ya. O HR şeyi var, bu Harun Rahmi diye bir YouTuber var, biliyorsun değil mi? Onun rozetin galiba bu. Ben hiç sevmiyorum, biliyor musun kendisini? Çok prim yapıyor. Hep şey yapıyor, yayın açıyor. Hep yayın açıyor böyle. Videoları oradan çıkartmaya çalışıyor. Kolaya kaçıyor falan. Ya bırak, ne iyi içerikleriymiş. Kalite yok bir kere, kalite. 1080 piksel kamerası yok abinin. Webcam'i yok. 1300 lira olduğu için... Abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Hep reklam oynatıyor, evet. Harun Rami tam bir primci. Devam. Götür bizi. Karşılara götür, ne bileyim, denizin üstüne geçelim. Ben parayı basarım, merak etme. Bagajda tank var. Biz bayağı hükümete çalışıyoruz şu an. Tabii canım, günde yani sayamayacağım kadar fazla sayıda miktarda para kazanıyorum. Aynen, geçelim buradan ya. Bekleyelim biraz, sohbet edelim. Hayda, internet mi gitti şimdi? Anam anam, olmasın öyle şeyler. Uf uf uf, ışınlandık. Çok güzel. İyi iyi, tamam. Hamza taşımacılık o zaman. Biraz şey yapalım böyle. Reklamımız falan olsun. Arkadaşlar çaktırmayın. Gümrükten tank kaçırıyoruz. Tamir edelim de şöyle bir. Keşke bir range'imiz falan olsa. Şöyle bir tamir edelim. Tamam. O şey böyle, o namlunun ucuna böyle bir baltanın ucunu sürt. Bir keskin olsun orada, hava akışını sağlasın. T-34, evet. Yerli milli Amerikan tankını Türkiye'ye kaçırıyoruz. Şu an gümrükteyiz. Allah izin verirse arabayla birlikte gezeceğiz. Sovyet tank. Panzer, aynı şey. Range mi? Gel gel.
Al eline bir tane şey. Mühendislik kıyafeti gel. Tiger birsin. He Tiger. He. Nerede bu gemi ya? Abi bu saatte gelmeyecek miydi bu? Anlaşmıştık demin. Ne oldu kardeşim bu? Oğlum o kadar da fantastik şeyde yaşamıyoruz. Araba denizaltıya dönüşmüş. Tankı öyle kaçırmışız falan da. Git daha. Oo Ege Malak hoş geldin dostum. Ben bu arada artık bir kaydı kapatayım. 20 dakikalık bir kayıt olmuş. Şöyle küçük bir kayıt bitişi yapalım. Evet Hamza'nın hikayesinden bugünlük bu kadar. Lumber Tycoon'a böyle ara sıra devam edeceğiz yine. Kendinize iyi bakın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz bu arada. Beğenin güzel olur. Hoşça kalın.